Bu dersimizde uygulamamız çalışmaya başladıktan sonra işlemlere başlamak için kullanacağımız başlangıç yöntemine değineceğiz. Öncelikle bu yöntemi bilmiyorsanız mutlaka sıkıntılar çektiğinizi düşünebiliriz. Uygulama çalıştıktan sonra mutlaka ekrana yerleştirmeniz gereken objeler ekrana yerleştirdikten sonra, yani stage oluştuktan sonra işlemlere başlamanız doğru bir davranış olacaktır. Şu an itibariyle bu tip bir davranışa ihtiyaç olmadığından dolayı, direkt objelerimiz ekranda olduğundan dolayı herhangi bir sıkıntı çekmedik. Fakat bu tip durumlarda öncelikle ekranda ilk bölüme yazdığımız yapıyı ayırıyorum. Private function init, yani ilk başta gerekli ayarları yapacak olan fonksiyonu constructor fonksiyondan, yani tanımlayıcı fonksiyondan ayırıyorum. Bunun için hemen stage nokta event listener ekliyorum ve stage'in içerisinde hemen edit to stage eventi içerisinde init'i çalıştırıyorum. Yani ekrana bütün objeler yerleştirip oluşturulduktan sonra yapmamız gereken işlemlere başlamak en doğru davranış olacaktır. Diğer türlü bazı durumlarda null değerleri alabiliriz. Yani uygulamanız istediğiniz gibi çalışmayabilir, hata verebilir. Bu sebeple ki init'e de hemen bir EVT belirtmek zorundayız. Event çalıştırdığı için bu şekilde uygulamanızı gereksiz ilk açılıştaki aksaklıklardan kurtarmış olursunuz. Yani stage ekrana eklendikten sonra, stage'in eklenmesi demek ilk başta eklemek istediğiniz, oluşturmak istediğiniz yapıların oluşmuş olması demek. Bu işlemden sonra artık gerekli objelere eventleri ekleyerek ve gerekli ilk değerlerinizi oluşturarak devam edebilirsiniz ve siz özellikle bir sıkıntı yapmadığınız sürece işleyiş yapısı bakımından herhangi bir sıkıntı olmadan uygulamanız devam edecektir. Hemen stage'i buradan temizleyelim. Bu fazla oldu. Çünkü stage ekrana eklendikten sonra biz işlem yapmaya çalışıyoruz. Yine eklenme işlemini beklediğimiz bir stage'e event ekleyemeyiz. O yüzden direkt sistem üzerinden tetiklememiz lazım. Yani class'ın üzerinden bunu fırlatmamız lazım. Hemen testimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Biraz önceki gibi başına stage yazarsak hemen onu da gösterelim. Stage yazdığımız andan itibaren tekrar testimizi yapalım. Hemen ekrana getirelim. Ve stage olduğunda gördüğünüz gibi resize eventlerimiz çalışmıyor. Yani init içerisindeki gerekli dosyalarımız, gerekli işlemlerimiz çalışmadı. Onun için, çünkü bu eventi yakalayana kadar, bu satır çalışana kadar zaten stage eklenmemiş olacak. Bu sebeple class üzerinden fırlatmamız gerekecek. Bu tip durumlara dikkat etmek doğru bir davranış olacaktır.